Merhaba sevgili Oğlak burçları. Yükseleni ve Ay burcu Oğlak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini, hayırlısını nasip etsin hepimize inşallah. Bugün Oğlak burcu yükseleni Ay burcu Oğlak olan arkadaşlarım için 15-30 Eylül videosu çekeceğiz. Kahve tarot bakacağım. Bakalım 15 Eylül ve 30 Eylül arasındaki sürede Oğlak yükselen Oğlakları nasıl bir enerji bekliyor? Öncelikle tabii ki enerji kartlarımızla bakacağım. Sonra detaylı bakıma geçeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden bir bakalım bakalım nasıl bir enerji geliyor sevgili Oğlaklara. Şimdi arkadaşlar bu arada emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum sizi lütfen. Videolarımı kanalıma abone olarak ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. Ben katıl butonunu hiç aktif etmiyorum. Katıl butonu ücretli olduğu için benim kanalım ücretsizdir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz, videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız hem alma verme dengemizi korumuş oluruz hem de tabii ki beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Sonuçta bir emek sarf ediyorum. Özel bakımlarıma gösterdiğim özene inanın. Genel bakımlarda da aynı özellik ve aynı enerjiyle bakalım. Bakarım ben. Benim reyting filan peşinde değilim. Size destekte bulunuyorsam, bir nebze de size yardımcı olabiliyorsam, gönlünüze dokunabiliyorsam ne mutlu bana. Sizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor canlarım benim. Sizin sayenizde 100 bin 8 ayda beni 100 bin aboneye taşıdınız. Demek ki verdiğim gönderdiğim enerjiyi güzel almışsınız ki beni 100 bin aboneye taşıdınız 8 ayda. Sizi seviyorum gerçekten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve onun dışında her cumartesi saat 10'dan sonra akşam ikinci kanalım YouTube ikinci kanalım Nur Tarot 2'den canlı yayın soru cevaplara herkes davetlidir. Abonelerime özel yapıyorum bunu. Herkesi bekliyorum canlarım. Onun dışında teşekkür butonu kullanarak kanalıma destekte bulunan herkese çok çok teşekkür ederim. Rabbim daha çok versin arkadaşlar. Rabbim rızkınızı, bereketinizi artırsın inşallah. Şimdi bir enerji kartlarına bir bakalım. Bakalım 15-30 Eylül'de Oğlak ve yükselen Oğlakları nasıl bir enerji bekliyor? Pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak. Mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Belli ki Oğlaklar, yükselen Oğlaklar biraz yoğun ve yorgun bir enerji içerisinde olduğunu gösteriyor. Şimdi kiminin özel hayatında sıkıntılar vardır, kimisi hayattan yorulmuştur, kimisi sorumluluklardan yorulmuştur olabilir. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Yani bir sınav gibi düşünün bunu. Geçici bir süreçtir. Sabırlı davranmamızda fayda var. Mütevazi bir yaşam tarzı. Yani diyor ki benim kimseyle işim yok. Kimseye bulaşmıyorum. Kimse bana bulaşmasın. Ben kendi kendimi idare edecek bir konumdayım zaten. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşayacağın bir enerji geliyor burada. Ruhsal derinlik ve felsefik yaklaşımlar. Ruhsal derinlik nedir? İnsan bazen kamilleşir ya. Bazı şeylerin ciddiyen farkına varır ya, böyle bir dönemden bahsediyor ve mantıklı yaklaşımlardan bahsediyor enerji. İş, para, kariyer. Burada hareketli bir dönemden bahsediyor. İş, para, kariyer. Özellikle maddi konularda iş hayatınızda güzel değişimler sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Güzel bir şans kartıdır bu. Burada ne var? Kıskançlık, kin, güç. Şimdi özel hayatınızda bir tık sanki düşünceleriniz sizi huzursuz ve rahatsız edebilir.
Bazı konular, gizli kalan konularla alakalı biraz bir emek sarf etme gibi düşünceli ve karşı tarafa bir kinlenmek veya kıskanmak gibi böyle bir enerjiden bahsediyor. Aşla geçmişini şifalandır diyor. Sevgili oğlaklar, buradaki olumlamada geçmişte kalarak gelecekteki aşkına enerjini bloke ettiğini gösteriyor. Yani artık geçmişi geçmişte bırakman gerek diyor. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Yani belli ki oğlakların geçmişle alakalı özel hayatlarında veya evliliklerinizde geçmişten kalan bir sıkıntı, geçmişten kalan bir problem, bir ruhsal bir huzursuzluk var ki bunu gösteriyor kartlar. Hayatınızı şifalandırmanız gerektiğinden bahsediyor özel hayatınızla ilgili ve lütfen geçmişte yaşanan şeyleri geçmişte bırakman gerekiyor. Belki boşanmış olabilirsin, ciddi bir haksızlıkla karşı karşıya kalmış olabilirsin geçmişte. İlişkilerinde nankörlüktür veya fedakarlık yapmışın, karşılığını alamamışın, bir güvensizlik yaşamışın. Bunu yeni ilişkine taşımaman gerekiyor diyor kart. Yani herkes aynı değildir. Geçmişle alakalı her şeyi geçmişte bırakman gerektiğini, belki de geçmişten kalan birisi var hayatında, sürüncemede giden bir ilişkin varsa ya, kesinlikle bunu kestirip atman gerektiğini söylüyor kart. İkinci kartımız sevgi kartı çıkardı. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır diyor. Yani burada diyor ki herkes senin gibi sevemez. Tabii ki herkes aynı bir karaktere sahip değil. Bu böyle bir şey mümkün değil. Ama diyor ki bir şeyler yaptıysan eğer karşılığını bekleme. Karşılığını beklediğin için sıkıntılar vardır. Herkesi kucaklayamazsan da, yani içindeki, kalbindeki hislerini açık açık karşı tarafa belli etmeyebilirsin. Ama etmen gerekiyor diyor. Bazı içinden geçen ne varsa karşı tarafa karşı saklamana gerek yok. Olduğu gibi yansıtman gerekiyor ve buradaki enerji beklentisi sevmen gerekiyor. Belki de o beklenti seni zor duruma sokuyor. Bundan bahsediyor. Yani sevgiden ve aşktan yana kimseden bir şey bekleme diyor. Ne yapıyorsan sevdiğin için yapmışsın ama karşılığını beklediğin zaman o karşılığı görmediğinde işte insan burada bir dengesizleşiyor. Normaldir. Ama bunu çok fazla derinlere gitmeden yapman gerektiğiyle ilgili uyarı veriyor kart. Burada ağacın ruhunu çıkardı. Bu çok güzel bir kart gerçekten. Ne diyor? Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Yani ağaç diyor ki temeli sağlam bir şeyden bahsediyor. Hayatında temeli sağlam olan bir ilişki, evliliğe götüren bir ilişki veya bir iş yeri veya bir gelir kapısı olacağı bir dönemdir diyor. Yani oğlaklar zaten çok mantıklı ve yavaş düşünen burçlardır. Çok akıllı burçlardır gerçekten. Ve burada da onun sağlam bir temelle beraber hayatına bir değişiklik geleceğini gösteriyor. Bu iş de olabilir, yatırım da olabilir, ilişki, evlilik de olabilir diyor kartlar. Güzel bir enerji çıkardı gerçekten sevgili oğlaklar. Şimdi bakımımıza geçelim canlarım. Kartlarımızı seçelim bakalım 15-30 Eylül'de oğlak ve yükselen oğlakları nasıl bir enerji bekliyor. Bu arada arkadaşlar bu bir genel açılımdır. Herkese %100 uyması mümkün değil. Çünkü kolektive niyetlendiğimiz bir açılımdır. Eğer sizi bu gani etmiyorsa, benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız eğer 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek ve yardımcı olacak arkadaşlar. Lütfen aramayın. Aramalara cevap veremiyoruz.
şey yapabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Sevgili oğlaklar, bir bakalım bakalım. Çok güzel kartlar çıkardı. Gerçekten çok güzel kartlar çıkardı. Bir tane daha çekeceğim. Sizi seviyorum canlarım benim. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bilginiz olsun. Yorumları tek tek kendim okuyorum. Videoların altına yazdığınız yorumları hiç deryaya bırakmam. Çünkü insan yaptığı şeyin karşılığını görmek ister ya. Hani emeğin karşılığını görmek ister ya. Öyle. Onun için ben kendim okuyorum yorumlarınızı. Çok gerçekten ilginize hayranım. O nasıl dikkatinize, izleyicinin dikkatine hayranım. O videonun içerisinde en ufak ayrıntıya bile dikkat ediyorsunuz ya. Bravo size gerçekten. Seviyorum sizi. Enerjiler karşılıklıdır. Güzel enerjimin karşılığını verdiğiniz için çok mutluyum gerçekten canlarım benim. Bu arada olay kartlar çıkardı. Çok güzel kartlar çıkardı. Özellikle iş ve maddiyatla alakalı. İşte maddiyatla alakalı ama özel hayatınızda bir tık sıkıntılar var sevgili oğlaklar. Şimdi genele baktığımız zaman sıkıntıyı yine Koç, Aslan, Yay veya yükselen Koç, Aslan, Yay burada suyu da fazla gösteriyor. Yengeç, Balık, Akrep, yükselen Yengeç, Balık, Akreple genele baktığımızda bir tık sıkıntılar var. Şimdi kafamıza takılan bir şey olursa yine tarottan çekeriz sorular için. Bakayım tripodum iyi mi? Bence iyi. Bir tık yana çevirsem. Ay olmadı galiba. Dur. Tamam. Böyle iyi. Tamam. Görüyorsunuz. Şimdi bir bakalım yorumumuza. Bilinmeyene güvenin. Burada ne diyor? Bilinmeye güvenmek nedir? Ben özellikle Kupa Şövalyesi'nde çıkardı. İlişki ve aşktan yana oğlak ve yükselen oğlaklar gerçekten haksızlık içerisinde biraz kaygılı gösterdi. Özellikle biz 15-30 Eylül bakıyoruz. Bilginiz olsun. Burada ona kızgın olduğunu gösteriyor. Ama ne diyor? Diyor ki hiç kendini canını sıkmana gerek yok. Bilinmeyene güven. Yani diyor ki sana karşı haksızlık yapan kişi kimse ne yaptıysa sana sen onu Allah'a hevale et gibisinden ilahi adaletin tecellisinden bahsediyor. Bu kişinin kesinlikle sana dönüşü var. İlişkide çok ciddi haksızlıklar yapılmış olduğunu gösteriyor sana. Ama buradaki enerjide bu 15 gün içerisinde bu kişi kimse senin canını yakan, geçmişten kalan, evli olduğun kişi olabilir, sevgilin olabilir, kadını erkeği yok arkadaşlar, sana dönüşü var. İlahi adalet bekleyen oğlaklar ve yükselen oğlaklardan bahsediyorum. İlişki ve aşk hayatında hareketlenmeler ve geçmişte yaşanmışlıkların olan kişi, haksızlık yapmış olan kişinin sana geri dönüşü var sevgili oğlak. Şuraya bakalım bu ne diyor. Sen cesur ve dürüstsün zaten diyor. İşinde sanki bir canını sıkacak bir şey var. Bu maddiyatla alakalı olabilir. Özellikle iş hayatında ilgili olabilir. Beklentin vardır. Beklenti söz verilmiş olan sözler vardır. Bunun karşılığını alamadığını veya bir sürüncemeye gittiğini gösteriyor. Bununla ilgili diyor ki sen dürüst ve cesur ol. Yani geri adım atma. Bekliyor musun? Eğer beklentin varsa beklemeye devam et. Veya karşı tarafa neden böyle yaptın gibisinden sorular yapmamana, sormamanı öneriyor. Ve buradaki cesaretten bahsediyor. Eğer iş hayatında gerginlik varsa, iş hayatında iş arkadaşlarınla sıkıntıların varsa kesin ve net bir şekilde geri adım atmamandan bahsediyor. Kendini dibine kadar müdafaa etmen gerekiyor. Belli ki bir gerginlik yaşayacağını gösteriyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle burada ayın 9'una kadar olan yani 19'una kadar olan süreyi veriyor. 19'u
Eylül'den bahsediyor. Şimdi 15 ile 19 Eylül arasındaki süreçte iş hayatına veya işin içerisinde olan gerginliklere dikkat etmen gerekiyor. Kartın uyarısını size söylüyorum. Ayın 19'undan sonra tamamen rahatlayacaksınız. Burada belli ki bir sıkıntı var. Belki kurumun içerisinde sıkıntı var. Belki sen telaş ediyorsundur. Ama kesinlikle burada bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Ayın 19'una kadar iş hayatınızdaki olan gerginlikler var ama 19'undan sonra yeni fırsatlar var. Ve burada kimsenin, özellikle işteki sıkıntıdan bahsediyorum, kimseyle tartışmaya girmemen, kimseyi kırmadan, sökmeden, dökmeden biraz sabırlı davran. 19'undan sonra hayatında yenilikler olacak sevgili Oğlak. Güneş kartı bunun şeyidir, habercisidir. Güneş kartı aydınlatır. Kafanda veya hayatında olan problemler, seni sıkan veya belirsiz kalan ne varsa aydınlanmasından bahsediyor. Güzel bir aydınlanma ama güneş nasıl geceyi, sabah güneş çıkar, sabahımız aydınlanır ya, gecemiz aydınlanır ya, öyle düşüneceksin. Ve bunu işaret ediyor ayın 19'u Eylül'den sonrayı. Burada ne var? Gözünü daha yükseklere dikmen gerekiyor. Ne demek? Yani burada diyor ki, özellikle parada ve işten bahsediyor. Özellikle maddiyattan. Burada ayın 10'undan sonra para beklentisi olan oğlak ve yükselen oğlaklar varsa veya yatırım amaçlı bir şeyler yapmak istiyorsan, mahkemen vardır, beklentin vardır, tazminatın vardır, borç vermişin, para ile alakalı konularda şanslı dönemin Eylül ayının yani burada onlu vakitleri gösteriyor. Onlu vakitler nedir? 10'u, 20'si, 30'u. Yani 20'si biz 15-30 baktığımız için 20'si ile 30'u arasındaki dönemden bahsediyor. Yani para anlamında rahata kavuşma, rahatlama, yükselme, yatırım yapmak istiyorsan, bir ne bileyim işte bir işe başlamak istiyorsan, ortak işler mi? Para kazanmadan bahsediyorum. Kesinlikle verimli dönem ayın 20'sinden sonrayı gösteriyor budur. Burada Asa Kralı'nı çıkardı. Enerjin yenileneceğinden bahsediyor. Bir tık sessiz kalman lazım. Şimdi bu 15 gün içerisinde özellikle, bak söylüyorum size, ayın 19'una kadar olan sürede bir toplantılar var. Sanki bir kararlar verecek. Sanki bir beklentin var. Bir yükseliş beklentin var. Bunun olacağını gösteriyor. Ama hiçbir şekilde açıklama yapmaman veya polemiğe girmemen, karşılıklı konuşmalara girmemen gerektiğini söylüyorum. Yani sükunetini ve sabrını koruman lazım. Burada bir yükseliş var. Asa Kralı çıkardı. Kararlı bir şekilde bazı konularla ilgili net karara varmak demektir. Diğer konularla alakalı, iş hayatınla alakalı yükseliş olabilir diyor. İş arayan oğlak ve yükselen oğlaklar, kesinlikle fırsat ve şans sizden yana olacağını gösteriyor. Yine ayın 19'unda, 19'una kadar olan süreyi verdi. Geri çekilmeyin diyor. Şimdi bazı konularda, özellikle bak ilişkilerinizde ve pardon, İlişkilerinizdeki gerginliği görüyor musunuz? Bazen kararsız kalıyorsun. Merhametten yana karşı koyamadığın bazı kişiler var diyor. Biraz sert ve soğuk davranman gerekiyor ve kararlarından vazgeçirmeye çalışan insanlar var senin. Hani ben mesela ilişkide şöyle istiyorum, ben seni şöyle davranmanı istiyorum gibisinden düşüncelerin var ya evliliklerde veya ilişkilerinizde. Geri çekilmemen gerekiyor. Bir tık zorlanabilirsiniz burada. Kararsız kalmalar var ama kartın önerisi kesinlikle kararından vazgeçme ve geri çekilme. Eğer böyle, tamam, bir süre sıkıntı yaşayabilirsin, bir süre ayrılıklar yaşayabilirsin ama bu senin faydana olacak bir ayrılıktır. Unutma bunu. Kupa beşlisini çıkardı. Kupa beşlisi aşk hayatında acı çekmek, biraz olumsuzluklar vardır veya ayın 15'i, 25'i
dikkat etmeniz gereken dönemlerdir. Sevin ve sevilmenize izin verin diyor kart. Ama burada çok derin konulara girmemen gerektiğini ve çok aşırı özellikle maddiyatla alakalı fedakarlık yapmaman gerektiğini ve kafanın bazı insanlara karşı dengeli ölçülü davranman gerektiğini gösteriyor. Yoksa üzülürsün diyor. Şimdi bu kartın üzerine bir iki kart daha çekeceğim. Bakalım bu kupa beşlisi neyi gösterdi bize. Bir iki tane tarot kartından çekeceğim. Çünkü kupa beşlisi ayrılın bak ikilemde kalmalar. Ne yapacağını bilmeyen oğlaklar var. Ve burada ne diyor? Karara varman lazım diyor. Yani senin bir karar vermen lazım. Aslında bu kararı vermekte zorlandığını gösteriyor ilişkinle alakalı. Şu anda ayrısın. Belirsizlik var diyor. Yani iki yol var. İkisinden birini seçmen lazım. Senin seçeceğin yol nedir biliyor musun? Kupa kralı kararını vermen lazım. Yani geçmişte veya şu an güncel olarak hayatında seni rahatsız eden, üzüntüye sokan, haksızlık yapan biri varsa kesinlikle arkanı dönmen lazım diyor kartın önerisi. Yani bu dönemde bir netlik olacağını ve net kararlarla hayatının değişebileceği bir 15 gün geliyor sevgili oğlak. Kahvemize bir göz atalım. Bak görüyor musun buradaki enerjiyi? Çok kaygılı olduğunuzu gösteriyor. Yani bolca yoğun düşünceler içerisinde olduğunu gösteriyor. İçinde biriktirdiğin bir şeyler var. Onu karşı tarafa sunmak istiyorsun. Yani bir yüzleşme söz konusu. İlahi adalet bekleyen oğlakları çok gösterdi burada. Şimdi burada ayın 17'si, 27'si de olabilir. Arasındaki süre içerisinde isminde Z harfi. Soy isim ve isimde Y harfi, A harfi, V harfi olan oğlak ve yükselen oğlaklar. O kadar mükemmel bir beklenti sizi bekliyor ki, o kadar mükemmel bir şansınız var ki, zafere ulaşacağınız bir dönem. 17'si 27'si arasındaki sürede isimlerinde bu harfler olan oğlak ve yükselen oğlaklara kesinlikle bir hesaplaşma ve bu hesaplaşmada kararlı bir şekilde zafere ulaşmadan bahsediyor. Şimdi bu iş hayatıyla ilgili olabilir, mahkemen vardır, sıkıntıdasın olabilir. Özellikle bunu gösterdi. Bir bu var, bir de bu tarafta özel hayatınızla alakalı oğlakları gergin bir dönemden geçeceğini gösteriyor. Hüzüntü ve üzüntü içerisindesiniz. Çaresizlik var burada. Beklentinizi alamadığınızı, sanki size arkasını dönmüş insanlar var ve bu konuda gözyaşlarınız var. Bu devam eder ayın 24'üne kadar olan sürede. Ama ayın 24'ünden sonra rahatlamalar var. Beklentiniz olduğunuz kişiden alacağınız haber var sevgili oğlaklar. Burada iş ortaklıkları ve maddi anlamda iki tane beklediğin bir para var mı? Varsa eğer bunu alacağını gösteriyor. İkinci kısım, üç kişi ortak bir yere bir imza atacağınızı gösteriyor. Bu da var. Ortak işlerde iyi. Ama özellikle mahkeme ve maddiyatla alakalı durumlara dikkat etmeniz gerekiyor. Devlet kapısıyla sıkıntısı olan oğlaklar veya beklentisi olan oğlaklar ayın 25'inden sonra bir haber var. Ayın 25'ine kadar biraz gerginlik olacağını gösteriyor. Evet, şimdi buraya bakalım burada ne var? Beklenti içerisinde olduğunu görüyor musun? Oturmuşsun tek başına, beklenti içerisindesin. Özellikle hanım oğlaklar, bayan arkadaşlarımız, bayan oğlak ve yükselen oğlaklar, beklentin var. Beklentiyi alamadığın için üzüntü içerisindesin. Ve burada çok çokça dua ettiğini gösteriyor. Bir yalnızlık söz konusu. Ama o sana sıkıntı yaşatan kişi var ya, o sana haksızlık yapan, sana yalan söylemiş olan, ben her şekilde sana merhametli davrandım, dürüst davrandım. Özellikle isminde N harfi ve soy isminde N harfi varsa. Bak, N isim ve soy ismi N harfi, Ü harfi, U harfi, V harfi ve büyük A harfi, yani isminin baş harfinde A harfi, soy isminin baş harfinde A harfi olan oğlak ve yükselen oğlaklar. Bu kişi size karşı adaletsizlik yapan kişiden bir geri dönüş olacağını gösteriyor. Beklemiyorsundur. Bir de mesafe konusu da var burada. Mesafe olarak uzakta olan birisinden bahsediyor. Bunun gelişi var size.
Evet sevgili oğlaklar, daha da fazla videomu uzatmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.